Afiyet olsun. Sağ ol Salih Usta, buyur. Bakın size ne getirdim. Halis mulis, köy biberi, köy domatesi ve dağ çileği, karadut. Siz mi topladınız? Şifreye yakın köylü pazarı kurulur. Geleceğinizi bilerek oradan aldım. Çok iyi yapmışsın Salih Usta. Pelin Hanım da kahvaltılıkları oradan almıştı. Ama siz uyuyordunuz. Keşke o da gelseydi. Tamam Salih Usta. Neriman. Neriman. Neriman dur lütfen. Neriman. Macit bana yalan söyledin. Gerçekten düşündüğün gibi değil. Bana inanmak zorundasın. Neriman. Eğer beni seviyorsan tek bir adım daha atma. Bu sefer beni dinlemek zorundasın. Bir gece buraya geldim. Sensizdim. Çaresizdim. Burada olduğumu annemden öğrenmiş. Çıktı buraya geldi. Ama onu buraya ben çağırmadım Neriman. Sonra sabah kahvaltı hazırlamış. Hatta o kahvaltıyı tek başına yapmak zorunda kaldı. Çünkü ben buradan ayrıldım. Tek başıma. Hepsi bu. Daha önce hiçbir sevgilini buraya getirmediğini söylemiştin Macit. Bunu hala söyleyebilirim Neriman. Pelin'le aramda hiçbir şey olmadı. Olamaz. Lütfen. Senin ne işin var burada? Merak etme. Hemen gideceğim. Zaten artık burada bana ait hiçbir şey kalsın istemiyorum. O gece... yatak odanda unuttuğum eşyalarımı toplamaya geldim. Duygu, sen de mi buradaydın? Neriman. Macit dokunma bana. Yap. Dokunma. Yapma Neriman. Açıklamama izin ver. Açıklama. Detayları bilmesem de olur. Macit bana sadece şunu söyle. O gece burada Pelin'le birlikte miydiniz? Eğer olanların tamamını anlatmama izin ver... İzin vermiyorum. Bana ya evet ya da hayır diyeceksin.
etti. Ama Pelin'in burada kalmış olması onunla birlikte olduğum anlamına gelmez. O yüzden mi Pelin gelip yatak odandan eşyalarını almaya geldi? Neriman, Neriman. Hadi size iyi sabırlar, göz yummalar, diş sıkmalar filan. Sana şurada kalıp çok şey söylerdim ama arkadaşım gidiyor. Güle güle Neriman. Ya da ağlaya ağlaya Neriman. Evet evet, bu daha doğru oldu. Ne güzel bir gün değil mi? Sonunda tertemiz bir çiftlik havası. Yalanların ortalığı karıştırmak zorunda mısın Pelin? Dikkat et. Neriman solmaz gibi konuşuyorsun. Yapma. Hem seninle kardeş olan benim. Evet, yalancı bir kardeş. Bunu neden yapıyorsun Pelin? Duygu. Neriman yavaş birazcık. Fahriye ben gerçekten çok kötüyüm. Hala olanlara inanamıyorum. Ya tamam da zaten ben bu Pelin'den her şeyi beklerim ki. Pelin tek değildi Fahriye. Yanında Macit de vardı. Neden yalan söylüyorsun Pelin? Biz seninle hiçbir zaman bu yatakta yatmadık. O gece aramızda... Hiçbir şey olmadı. Olabilirdi ama. İnan bana Macit. Buna ben izin vermedim. Neden biliyor musun? Çünkü çok sarhoştun. İstedin. Asla Pelin. Anladın mı? Asla. Ben istemedim. Ben. Çünkü aramızda yaşanan her şeyi hatırlamanı istiyordum. Bu imkansız. Ne geçmişte ne de gelecekte. Seninle asla. Macit bekle. Konuşalım lütfen. Pelin. Ben sana hiçbir zaman o gözle bakmadım. Sarhoşken bile. Sevgililerinden birini getirdin mi? Hayır. Sadece sen. Burada sadece senin ve benim nefesim var. Senin ne işin var burada? O gece yatak odanda unuttuğum eşyalarımı toplamaya geldim. Teşekkür ederim. Fahriye'yi arasana. Hayırdır, niye hatar yaptın sen ya? Ya ara, neredelermiş öğren. Neriman'la ikisi neredelermiş, öyle mi? Cık, aramam. Sana ne oğlum Neriman'dan ya? Can, arıyor musun, aramıyor musun? Ne var? İyilik, güzellik canım. Çok özledim de. Neredesin? Pardon, neredesiniz? Cehennemin dibindeyiz Cihan, tamam mı? Geliyoruz.
Allah Allah. Ne dedi? Geliyorlarmış. Sen bu gidişle kafayı yiyeceksin ha. Macit, Pelin nasıl? Gayet iyi. Özgür, Pelin'i de alıp buradan gider misiniz? Hayır, Özgür, lütfen itiraz etme. Yalnız kalmak istiyorum. Macit yine bana dayanılmaz şeyler söyledi Duygu. Gerçi bu onun tarzı değil mi? Senin tarzın ne Pelin? Ben onu Neriman belasından korumaya çalışıyorum. Koruma Pelin. Bırak ne hali varsa görsün. Yeter, vazgeç artık. Macit Neriman'dan vazgeçmez. Görmüyor musun? Her yolu denedin Pelin. Her yolu denedin. Olmuyor. Dostum, bak seni anlıyorum. Çok kötü bir durum. Ama Neriman biraz sakinleşsin. Bunların Pelin'in yeni bir oyunu olduğunu anlayacak. Sıkıntı yapma dostum ya. İnan bana her şey yoluna girecek. Pelin, ben de seninle birlikte geleceğim. Macit, olanlar için çok üzgünüm. Özgür, benim Pelin'le birlikte gitmem gerek. Tamam canım. Hadi. Macit arıyor bak. Neriman. Ben Fahriye. Neriman seninle konuşmak istemiyor. Tamam. Ona söyle bu sondu. Onu bir daha aramayacağım. Neye inanmak istiyorsa ona inansın. Thank you.
Macit'i ara, aşağı insin. Onunla konuşacaklarım var. Konuşmak için geç kaldın. Macit evde değil. O zaman arayınca ara. Hemen gelsin. Peki. Ne var anne? Macit. İyi misin oğlum? İyiyim anne. Ne var? Macit. Hemen eve gelsin, iyi olur. Çok önemli. Baban seninle konuşmak istiyor. Bilmediğin çok şeyler oldu. Pelin... Pelin hakkında tek kelime daha duymak istemiyorum. Şirkette Pelin de umurumda değil. Kızlar nerede? Odalarında da değiller. Bilmiyorum. Açmıyor telefonu da. Pelin de sorumsuzlukta sana benzemiş. Feyza, kavga mı etmek istiyorsun? Bunun için kızları bahane etmene gerek yok. Bütün her şeyimiz ipotek altında. Pelin'in verdiği para 10 milyon dolar. Ve senin ruhun bile duymadı. Pelin Macit'i değil, Kerim'i kurtardı. Pelin'in Macit'i kurtarmak için bu kadar parayı gözden çıkarmasına nasıl karşı çıkmazsın sen? Ama bu hayatta neyi doğru yaptın ki zaten? Feyza, neden evlendin benimle? Beni hiç sevmedin mi? Hayır. Sana aşık olduğumu düşünmedin herhalde. Abi, çıkıyor musun? Cemal Usta'nın yanındayım Gülter. Bir şey olursa ararsın. Aman canım, ne olacakmış? Güle güle. Şahika! Aa, ne oluyor be? Geç şuraya. Konuşacaklarımız var. Hayırdır? Gene neyi yapmamışım? Şahika, sen bizim milletin diline mi düşüreceksin? Rezil mi edeceksin kızım? Hayırdır? Sen Neriman'ı bulamadığında ona söyleyeceklerini bana mı söylüyorsun? Dün gece seni gördüm. İndiğin arabayı da gördüm. Ne olmuş? Faiz dayın görmesin, bakmasın diye ne yapacağımı şaşırdım. Niye ki anne? Faiz dayım alışkın kendi kızından. Neriman namuslu mahallemizde neler neler yaptı. Korkma, aştı o kendini artık. Kes! Vallahi elimde kalacaksın. Yani kalbinde kalamadığımızdan elinde kalıyoruz tabii. Olur. Şahika, bir daha seni o arabalardan inerken görmeyeceğim kızım. Göreceksin. Ya sen kendini dedirteceksin. Sen hangisinden korkuyorsun? Ha? Bana o denmesinden mi? Anası denmesinden mi? Şahika, seni şuracığa yatırır, evirir, çevirir, durur, dinlenir, döverim. Tövbe, çok korktum. Niye ki? Ay, ana olunca anlayacaksın Şahika. Ama sen çok akıllısın ya. Düşünüp daha önceden anlarsın diye söylüyorum. Şahika. Yavrum, bu gittiğin yol yanlış. Kurduğun hayal kabus. Söylediğin sözler zehir zıkkım. Sen benim yavrumsun. Atılmazsın, satılmazsın.
benden olansın, canımdan ayrılansın. Şahikam, sen bir düşeceksin, ben iki kaldıracağım, tamam. Sen ah diyeceksin, ben vah diyeceğim, tamam. Senin yaşın büyüdükçe benim hükmüm azalacak, tamam. Senin doğru bildiğin kadar doğruya düşüp eğrilmiş görmüşlüğüm var benim. Şimdi o zehirli dilini içine çekip susacaksın. Sana ne benden ya? Bana ne mi? Ben senin annenim Şahika. Ben senin annenim. Ben seni hiç kimseye ziyan ettirmem. Sana bile. Bu Cihan meselesi de ne oluyor? Cihan'ın sana aşık olduğu doğru mu? Ya siz bu mahkeme salonlarını niye gerekli gereksiz yere kuruyorsunuz ha? Cihan senin neyin oluyor? Ay belalım. Fahriye'ye öyle demiyordun ama. Ay Gültar Hanım, yani bunca zaman yerin kulağı vardır derlerdi de isim vermezlerdi. Meğer senmişsin. Ben sana demiyor muyum? Sen çok fazla duyma görme diye. Şahika. Ne olur Cihan'a dokunma. Uzak dur ondan. Cihan anasız babasız garibanın biri. Bak sana söyleyeyim. Kimse sizin gönül kırgınlığı iflah olmaz. Ahı da üstüne kalır. Tamam ya. Tamam, Cihan'ınız da sizin olsun. Aman istemiyorum. Çulsuzun teki zaten ya. Efendim Selim Bey. Merhaba Şahika. Şu yemeği yarın akşam yiyelim mi? Ne dersin? Olur. Yani çok sevinirim. Bir sorun mu var? Sesin iyi gelmiyor. Bizim buralarda sorun hiç eksik olmaz Selim Bey. O yüzden anlatıp da sizi de üzmeyeyim. Alışkınım ben. Sorunu bilmiyorum ama seni anlamayan insanların arasında olduğun sürece üzülmeye değmez. Bunu biliyorum. Teşekkür ederim. Sizinle konuşmak bana çok iyi geldi. Her şey yeni başlıyor Şarkı. Daha uzun uzun konuşacağız. Hoşça kalın. Ya ben sana kaç kere anlatacağım bunu? Bu böyle mi yapılır? Ne böyle bir uzun bir kısa, bir uzun bir kısa? Adam gibi yap şunu. Allah Allah. Canım arkadaşım. Ya daha ne kadar böyle denize bakıp duracaksın? Hadi gel eve gidelim ne olur. Ayaklarım hiçbir yere gitmiyor Fahriye. Boğulacakmışım gibi. Her yerde Pelin'le Macit'i görüyorum sanki. Pelin'le Macit o geceyi yaşamasalardı Pelin kendi canına kıymaya kalkmayacaktı belki de. Ay Neriman saçmalama lütfen. Yani belki sen Macit'in hayatına girmeden önce Pelin'le birlikte olmuşlardır. Yok yok, öyle değil. Pelin geceden gitmiş. Artık gece ne olduysa olmuş, sabahta kahvaltı falan. Ben de onların çiftlikte beraber vakit geçirmelerini hazmedemezken... baksana neler neler olmuş. Ama Macit'e kalsa ne var canım buna, ben seni seviyorum diyecek. E öyle ama. Neriman, yani onlar için hayat biraz daha kolay yaşanıyor sanki. Böyle gece yaşananların hepsi sabah unutulup gidiyor. Ben unutmuyorum ama. E sen de haklısın.
Tabii biz Şinasi modeline alışkın olduğumuz için. Bir ömür içinde tek sevda. Benim için de öyleydi. Neriman'ı mı bekliyorsun yine? Hoş geldin. Hoş geldin. Otur bir çay ikram edeyim. Dün vermeyi unuttum. Bu ne? Bundan sonra kazandığın bütün paranın tasarrufu sana ait. İstediğin gibi harcayabilirsin. Bu da sözleşmem. Dün sana sormadan reddettiğim işin yerine bugün İstanbul'da başka bir iş aldım. Hem daha fazla para veriyorlar. Hayırlı olsun. Sağ ol. Böyle giderse yakında billboardlarda fotoğraflarını görmeye başlarız Şinasi. Bu kadar hızlı ve plansız çıkmanın sonucu inşallah senin için ağır olmaz. Bu da gideceğin mekanın adresi. 2 saat öncesinden prova için orada olman gerekiyor. Bir dakika. Ne yani? Şimdi sen eline mikrofon alıp şarkı mı söyleyeceksin? Niye şaşırdın? Okulda söylemiyor muydun? Ya aynı şey mi? Aynı değil. Üstüne para alacağım. Hiç uğraşma Cihan. Takmış şarkıcı olmayı kafaya ya. O kafasına Neriman'ı koymuş. Ne olursa olsun onu istiyor. Adına da aşk diyor. Rüya sen ne diyorsun? Saplantı. Şinasi gidenin arkasından el sallanır. Arkasından koşulmaz. Yanında yürünmez. Önüne geçip de yoluna çukur açılmaz. Ben o dediğini yapamadım. İnşallah sen yaparsın. Oğlum yıllarca senin içinde başka biri yaşamış. Hayır, madem bu şahsiyeti bu kadar saklayacaktın, hiç ortaya çıkarmasaydın Şinasi. Evet, öyle oldu abla. Gittiğimize değmedi. Aa, evden izinsiz çıkınca gelmek bilmiyorsunuz. Böyle izin alıp gidince de keyfiniz kaçıyor. Hay Allah'ım. Ne oldu buna? Yok bir şey. Pelin dağıtmış gibi. Ay Şarkı, senin işin yok mu? Vallahi canım. Neriman'ın hayal kırıklıklarını dinlemek özel ilgi alanıma giriyor aslında ama... Evet, gördüğün gibi çok işim var. Ne o? Sen bir yere mi gidiyorsun? Yarın akşama bir randevum var da. Aa, öyle mi? Ay çok sevindim. Hayırlı olsun. Allah tamamını erdirsin. Tez vakitte baş göz olursun inşallah. Amin. Amin.
giy bunu. Çok etkilersin bununla. Vallahi bak. Senin ne işin var burada? Merak etme. Hemen gideceğim. Zaten artık burada bana ait hiçbir şey kalsın istemiyorum. O gece... yatak odamda unuttuğum eşyalarımı toplamaya geldim. O gece burada Pelin'le birlikte miydiniz? Eğer olanların tamamını anlatmama izin verir... İzin vermiyorum. Bana ya evet ya da hayır diyeceksin. Evet. Neriman! Neriman! Dostum. Özgür, beni biraz yalnız bırakır mısın? Lütfen. Hayır. Konuştun mu Neriman'la? Tabii onun için de zor. Biraz zaman geçmesi lazım. Benim için de zor Özgür. Neriman'a ne kendimi ne de yaşananları anlatmak istemiyorum. Pelin'le birlikte olabileceğimi nasıl düşündü? Bana değil Pelin'e inandı. Abi çünkü Pelin çok iyi bir oyuncu. Yani Neriman yerinde kim olsa Pelin'e inanırdı zaten. En azından aklı karışırdı. Özgür lütfen yapma. Neriman'la tekrar bir araya geldiğimizde sadece birbirimize inanacağımızı söylemiştik. Direkt bana arkasını dönüp gitti. Bunu unutmayacağım. Tamam dostum, biraz sakin ol bak. Beni orada öylece bırakıp gidişini aklıma getirdikçe deliriyorum. Hani her şeye karşı direnecektik? Hı? Neriman Hanım nerede? Abi bu her şey değil ki. Kıskançlığı çok hafife alıyorsun. Bak şöyle yapalım. Neriman'ın yerinde sen olsaydın, Şinasi sana gelip Neriman'la geçirdikleri bir geceden bahsetseydi. Şinasi'nin söylediklerinin içini kemirmesine engel olabilir miydi? Neriman'la Şinasi mükemmel bir gece geçirmişler ve bunları sana anlatıyor. Özgür, ben asla Şinasi'nin söylediğine inanmam. Merak etme zaten, sakin ol. Böyle bir şey olmadı. Ama düşüncesi bile adamı deli ediyor değil mi? Kendini kandırma dostum. Yapma. Anlamaya çalış biraz. Ben sana hiçbir zaman o gözle bakmadım. Sarhoşken bile. Ben değersiz biri değilim. Her şey Neriman yüzünden oluyor Macit. Neriman yüzünden. Neden Pelin'e engel olmadın? Bilmiyordum anne. Pelin çiftlikte olduğumuzu nereden öğrenmiş olabilir? Neriman'ın olduğu yerde senin ne işin vardı? Neriman benim düşmanım değil ki. Hanımın kızı. Neriman bizim hiçbir şeyimiz. Pelin'e neler yaptığını görmüyor musun sen? Tuhaf. Asıl sen Pelin'in Neriman'a yaptıklarını görmüyor musun? Yeter artık Pelin. Seni tanıyamıyorum artık. Kendini bu kadar küçük düşürmene katlanamıyorum. Benimle zavallıymışım gibi konuşma anne. Senin bir tek şeyi anlaman gerekiyor artık. Macit rüyası bitti.
Macit'in gözünde sen bir hiçsin. Neriman, gerçeğini kabullen artık. Neriman hayatta olduğu sürece sizin için mutlu bir son yok. Unutacaksın Pelin. Macit falan yok artık. Duyuyor musun beni? Kendini bir daha bu kadar küçük düşürüp rezil etme. Yeter. Şirketteki durumumuz oğlun sayesinde yine en başa döndü. Pelin elindeki senetleri kullanacak. Çok fena köşeye sıkıştırdı bizi. İçinden çıkılamaz bir yola giriyoruz. Macit nerede? Yok. Macit'in umurunda değil. Kerim, Macit çok zor zamanlar geçiriyor. Zor zamanlar geçiren benim ince, ben. Olacak şey değil. Bazen Macit'in benim oğlum olduğuna inanamıyorum. Ne yapmaya çalışıyor bu çocuk? Eve gelmiyor, telefonları açmıyor. Hangi cehennemin dibinde? Bir şey biliyorsan lütfen söyle. Bizim için çok önemli. Çiftlikteyiz İnci Hanım, merak etmeyin. Benimle birlikte. Telefona verir misin? Onunla bir şey konuşmam lazım. Bu şu an pek mümkün değil. İnci Hanım, Macit'in üstüne bir süre gitmeseniz iyi olur. Neriman'la Macit arasında ipler biraz gergin. Macit iyi değil. Aslında bunu tahmin ediyordum. Ama bu kadar çabuk olacağını umuyordum. Ne haber? İyi. Nereye böyle demeyeceğim, illa Neriman'laradır. Ay ne yapayım, canım sıkılıyor evde. Sen de geç geliyorsun, otur otur tek başıma. Hem zaten çok işimiz var bizim. Şayka'ya elbise ayarlıyoruz. Ne elbisesi? Ne bileyim, yarın akşam bir randevusu mu varmış, neymiş? İşte çok önemliymiş de. Artık görsen sabahtan beri bir hazırlık, bir hazırlık. Kimmiş bu? Söylemedi, bilmiyorum. Cihan. Bana bak, senin artık Şayka'ya bir ilgin kalmadı değil mi? Ha? Bak, sevgilisi varmış. Çok ayıp. Sakın, aman. Yok. Kalmadı. Uzağımdan. Ya uzaktayım. Çok oldu ya. Uzadım gitti. Öyle işte. Hadi. Ay, bu da aşk acısı çekiyor, kıyamam.
gece şarkılarım senin için. Aa, bunlar da neyin nesi? Şinasi nereye gidiyorsun? Korkma ablaların güzeli. Bir yere kaçtığım yok. Şinasi nereye oğlum? Amma meraklandınız ha. Konsere gidiyorum. Sahne kıyafetimle nota defterim var. Akşam geleceğim merak etmeyin. Sahne kıyafeti mi? Ne sahnesiymiş? İstanbul'da ünlü bir mekanda sahneye çıkacağım. Şarkı söyleyeceğim. Çok para aldım Zehra Sultan. Olmaz öyle şey. Senin işin şarkı söylemek değil. Niye? Ben beste yapan müzisyenim. Sahneye çıkmamdan daha doğal ne olabilir ki? Doğru söylüyor. Koskoca okul açtı benim oğlum. Çok şükür yüksek öğrenimi de bitirecek. Anasına verdiği her sözü bir yerine getiriyor. Tek laf etmem oğluma. Yolun açık olsun çocuğum. Seneye söz. Yüksek lisansı da bitireceğim. Eksik hiçbir şey kalmayacak. Ne saat düşünebiliyor musun? Şinasi bir de ünlü bir şarkıcı oluyormuş. Böyle kocaman kocaman paralar kazanıyormuş ha. İnşallah anacığım. Hadi bana eyvallah. Abi. Bu akşam benim için de bir şarkı söyle. Ama eğlenceli bir şeyler olsun. Şinasi yapma. Sen hiçbir zaman şarkı söylemek istemedin. Okulda zorunlu olarak koroda şarkı söylerken bile nasıl ter döktüğünü ben biliyorum. Yapma. Bak sabah kalktığında pişman olacaksın. O eskiden de abla. Para kazanmam lazım. Neriman için kendinden, ideallerinden vazgeçiyorsun. Benim için bir tek ideal var. Neriman. Neredesiniz? Çiftlikteyiz Pelin. Macit nasıl, iyi mi? Bana neden cevap vermiyorsunuz siz? Neden? Sen daha gitmedin mi? Biraz daha iyi misin? Aynı. Bu işler bayağı zormuş. Aşık olmak değil mi? Yok. Ben Neriman'ı görür görmez aşık oldum. Zor olan sonrası. Aşkı yaşayabilmek. Biz onu beceremiyoruz. Gülter, kızlar aşağı yemeğe neden inmedi? Aç değillermiş abi. Fahriye de burada. Meyve alıp yukarı çıktılar. Kahveni yapayım mı? Bu akşam lüzum yok, sağ ol. Cemal Usta ile birlikte Mevlevi'nin mukabelesine gidiyoruz. Semazenler sema dönecek. Bizim de kalbimiz nefeslenecek. Ne güzel. Ben de çok sevindim. Sağ olsun Cemal Usta davetiye almış. Bu akşam geç saate kadar dışarıda olacağım. Tamam. Ay yani ben bu kadar büyütmenizi anlamıyorum. Sonuçta Pelin ne yaparsa yapsın. Macit seni seviyor. Ha Pelin Macit'le birlikte olsun, Macit Neriman'ı sevsin değil mi? Yok öyle şey. Ya canım, olan olmuş. Ne yapacaksınız bu saatten sonra? Bu hiç kesin olmuştur diyorsun yani. Dünyalarınız farklı, anlamak istemiyorsunuz. Ya burada bu duvarların dışında başka bir hayat daha var. Orada insanlar ya benimsin ya toprağın demiyorlar. Ne diyorlar? Diyorlar ki olmadıysa dost kalalım. Hadi be, sen de Pelin dost mu şimdi?
Ay yapma. Neriman bak bir şey diyeceğim. Bu Pelin cadısı yalan. Fahriye ben gerçekten çok sıkıldım. Çok da yoruldum. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Söyleme Fahriye. Artık kimse hiçbir şey söylemesin. Ben biraz yalnız kalmak istiyorum. Dinleneceğim. Sonsuza kadar benim eşim olur musun? Evet. Sonsuza kadar adımı kalbimde taşır mısın? Evet. İçim acırken bile seni seviyorum. Senin ne işin var burada? Neden geldin? Acil lütfen bağırma. Sadece konuşmak istiyorum. Yoksa aklımı kaybedeceğim. Dokunma bana. Sadece konuşmak istemiştim. Ben istemiyorum. Seni görmek de istemiyorum Pelin. Neriman yok işte. Görmüyor musun? Ben varım. Ben. Hep ben vardım Macit. Senin yanında olan hep bendim. Olma Pelin. Hatta benden uzak ol. Bıktım anladın mı? Her yerde karşıma çıkmandan, her işime burnunu sokmandan, sana ait her şeyden bıktım. Son defa söylüyorum. Söyleme. Seni istemiyorum. Sende hiç gurur yok mu? Ha? Sende var mı? Neriman karşısında senin gururun var mı Macit? Pelin. Hadi. Tabloda ne var İnci? Bilmem. Diğerleri gibi bir tablo işte. Hayır. Bence öyle değil. Yıllardır ne zaman yalnız kalsan, ne zaman canın sıkılsa bu resme sığınıyorsun. Seni bir tablodan kıskanacağım aklıma gelmezdi. İyi akşamlar Gülter Hanım. Sizi almaya geldim efendim. Bu ne hal Cemal Usta? Damat gibi olmuşsunuz. Kısmetse bir gün o da olur inşallah. Hoş geldin Cemal. Abi.
Mevlevi mukabelesi, semazenlerin dönüşü. Ay ne güzel. Gülter Hanım, siz gelmiyor musunuz yoksa? Yok. Davetiye iki kişilik demiştin Cemal. Evet ama o davetiyeler sizin için. Benim davetiyem ayrıyeten var. Gülter Hanım'ı hiç unutur muyum? Bak bu iyi oldu. Hadi. Hazırlan da Gülter, gecikmeyelim. Yok abi, ben gelmeyeyim. Kızlar yukarıda yalnızlar. Canım çocuk mu onlar? Hadi. Senin için de değişiklik olur. Nefesin tazelenir. O zaman üstüme bir şey alayım. Hadi. Şahika. Kızım. Biz Faiz dayınına bir davet varmış, oraya gidiyoruz. Gece de geç döneceğiz. Ev size emanet. Tamam. Sormayacak mısın nereye gidiyorsunuz diye? Ya yok anne ya. Üf. Anne. Ya bir kıymalı börek yapsan da yesek ha? Zıkkını kökünü ye. Sabahtan beri anca oturdum. Anne. Yoruldun, dinlen, şöyle bir otur demek yok. Anca şunu isterim, bunu isterim. Kaç yaşında kadınım ben. Ayıp be. Yapma Kader, yapma. Ne yap, ne de söyle. Sen ancak otur öyle. Oturacağım zaten. Bana şikayetimi de geri aldırdınız. Ne oldu? Bak sesleri çıkıyor mu? Bunların her yaptıkları yanlarına mı kalacak böyle? Ha? Öf be kadın ya, öf ya. Emre. Ara şu karını bakalım, ne yapıyor? Çok mu özledin? Sinirlendirme adamı. Ara. Rahat bırakma. Bilsin tependeyim de. Ya arasam ne olacak? Açmıyor ki. Aferin. Verdin eline tabii bütün kozları. Açmaz tabii. Niye açsın? Bunlar senin daha iyi günlerin oğlum. Yakında boşanmaya kalktığın zaman ne yapacaksın? Rezalete bak. O iş o kadar kolay değil. Ben istersen boşarım. Emre. Eğer boşanacağım derse boşan. Sürünsün. Anne, abla, ben bir karar aldım. Emre'den boşanacağım. Ne? Emre'den boşanacağım anne. Boşanmak da neyin nesi kızım? Bu yaşta dul kadın mı olacaksın? Bu yaşta gelin olursan dul kadın da olursun. Her şey olursun ama mutlu olamazsın. Olmaz öyle şey. Daha çocuğun bile dünyaya gelmedi. Karnındaki günahsız ne olacak? Bir şey olmayacak anne. Beraber büyüyeceğiz. Olmaz öyle şey. Sen babasız çocuk büyütmek ne demek bilmiyorsun. Çocuğun dünyaya gelince Emre de adam olur elbet. Sabırlı ol biraz. Yaşanan onca şeyden sonra nasıl bu kadar iyimser olabiliyorsun anne? Az daha öldürüyordun Kader'i, öldürüyordun. Ne çabuk unuttun. O eve mi geri göndereceksin Aslı'yı? Abla, tamam benim için kavga etmenizi istemiyorum. Elbette göndermeyeceğim. Ama Emre çocuk dünyaya gelince değişir. Belki Aslı'yla çocuğunu alır, yeni bir eve çıkarlar, mutlu olurlar. Anne senin nasıl bir umut dünyan var ya? Pes yani, pes. O iş başka, bu iş başka Nezahat Hanım. Bilip bilmeden konuşma. Bu çocuk dünyaya gelince kime baba diyecek? Şinasiye mi? Hele bir çocuk doğsun, bak gör Emre nasıl akıllanacak. Adam olacak, adam. Emre değil anne. Biz akıllanmadıkça hiçbir şey değişmez. Babasız çocuk büyüten benim. Sana öyle geliyor. Senin doğurduğun çocukları ben büyüttüm. Öyle ağlamayın.
Abla, Asım abi arıyor. Efendim Asım. Merhaba Nezahat. Yarın görüşüyoruz değil mi? Aslında daha önce de aradım ama açmadın. Bir sorun mu var? Vazgeçmedin değil mi Nezahat? Evet, görüşebiliriz. Oh, içim rahatladı. Çok sevindim. İyi akşamlar. Aa, ben de bir şey diyecektim Nezahat. Neyse, şimdi söylemeyeyim. Sürpriz olsun. Yarın yüz yüze konuşuruz. İyi akşamlar. Macit Bey, Neriman kızım giderken bunları bırakmış. Sağ ol Sahil Usta. Macit'le geçmişte yaşadığımız özel zamanları anlatmak için buraya gelmedim. Onu mutlu edemeyeceğini söylemek için buradayım. Efendim Fahriye. Canım aklım hep sende. İyisin değil mi? Ben artık iyi olamam ki. Kendimi çok kötü hissediyorum. Kıskançlıktan ölmek üzereyim. Pelin'le Macit'i yan yana düşündükçe kanım donuyor sanki. Ne uyuyabiliyorum ne de başka bir şey yapıyorum Fahriye. Ölmek üzereyim sanki. Efendim? Şahika. Macit ben. Merhabalar Macit Bey. Buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Neriman'a ulaşamıyorum. Telefonlarımı açmıyor. Söyle ona evden çıksın. Ya Macit Bey bu imkansız, kızcağız odasından bile çıkmıyor ki. O zaman o eve benim girmemi sağlayacaksın Şahika. Yapmayın Macit Bey. Allah aşkına gece gece gizli Faiz Bey'in evine girmekten söz ediyorsunuz. Allah aşkına iki kere düşünün. Şahika. Tamam, tamam. O zaman siz gelince haber verirsiniz. Ey aşk, gelirsen kapıyı iki kere çal. Bak bütün gün bir şey yemedim. Gene açlıktan bayılacaksın düşüp. İstemiyorum Şahika. Ay al iç Neriman, ne olur iç sen ya. Şahika istemiyorum diyorum. Allah Allah. Ay Neriman. Şahika ne yaptın ya? Ay
Allah Allah ya. Ay canım çok özür dilerim ya. Tüh tüh, dur değiştirelim hemen bunları. Hadi ver bir şeyler. Bak yani şu haline bak. Üstün başın paspal. Saçın başın desen darma duman. Allah aşkına yavrum sen böyle toparlanamazsın. Dur giydirelim sen bekle. Al bak giy şunu. Bunu giymeyeceğim herhalde Şahika. Bari doğru düzgün bir şeyler var. Neriman bak böyle iyice dibe çekersin kendini. Daha kötü olursun ha. Ay Şahika saçmalama. Giymeyeceğim Allah Allah. Ay Neriman ben seni böyle gördükçe bak ben daralıyorum ha. Al. İyi tamam. Yani gerçekten seninle tartışamayacak kadar güçsüzüm. Hah şöyle. Sadece konuşmak istemiştim. Ben istemiyorum. Seni görmek de istemiyorum Pelin. Neriman yok işte. Görmüyor musun? Ben varım. Ben. Hep ben vardım Macit. Senin yanında olan hep bendim. Olma Pelin. Hatta benden uzak ol. Bıktım anladın mı? Her yerde karşıma çıkmandan, her işime burnunu sokmandan, sana ait her şeyden bıktım. Son defa söylüyorum. Söyleme. Seni istemiyorum. Sende hiç gurur yok mu? Ha? Sende var mı? Neriman karşısında senin gururun var mı Macit? Annemlerdir. Sen otur ben bakıyorum. Hoş geldiniz Macit Bey. Yukarıdan ikinci oda. Teşekkür ederim. Şahika tamam yani sen bana gece gece bu saçma sapan elbiseyi giydirdin de bu ayakkabılar neyin nesi ben onu anlayamadım. Macit. Macit senin burada ne işin var? Lütfen hemen git lütfen. Evet kesinlikle haklısın. Ben de seni seviyorum Neriman. Bu benim. Sen de benimsin. Sağ olasın Cemal. Mutlu ettin bizi. Huzur içinde uyuyacağız bu gece. Aman estağfurullah efendim. Şahika. Biz birazdan geliyoruz çocuğum. Ben aceleden anahtarı unutmuşum. Aman uyumayın bekleyin. Sokakta kalırız vallahi. Hadi canım. Tamam. Aha. Olaylar başlıyor vallahi. Abi sen beni şöyle indir. Tamam. İleride yol çalışması var. Tabii olur olur. Buyur abi. Hadi hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Efendim. Neredesin? Mahalledeyim. Konser bitti. Eve gidiyorum.
başka yol bırakmadınız. Ben seni hiç aldatmadım Neriman. Ne Pelin'le ne de başkasıyla. Ben senden başkasına dokunamam. Pelin daha önce de buna benzer imalarda bulundu. Macit, ben gerçekten artık dayanamıyorum. Neriman, Pelin'e mi inanacaksın, bana mı? Macit, ben seni çok kıskanıyorum. Gel buraya benim kıskanç sevgilim. Neyse ki bu duyguya yabancı değilim. O yüzden seni anlayabiliyorum. Bir daha beni Pelin'le karşı karşıya getirme, olur mu? Denerim. Ama söz veremem. Macit, sen şu an benim odamdasın. Farkında mısın? Hayallerimiz teker teker gerçek oluyor sanırım, değil mi? Buna nasıl cesaret ettin? Cesaret konusunda sen de fena sayılmazsın. Seni seviyorum. Bu sana ilk sözümdü. O çok eski. Biliyorum. O geçmişte kaldı. Ama yarın bizim. Var burada. Ya bırak. Ne oluyor be? Manyak mısın sen? Allah şinası ya. Oğlum sen çıkıp yukarı ne söyleyeceksin ya? Senin söyleyecek lafın mı var Allah aşkına? Ya şinası şu haline bir bak. Sen kimsin yukarıdakinin yanında? Kimsin? Ya bu kız sana niye varsın? Çok seviyorsun. Başka? Yukarıdaki de seviyor. Yok işte, yok şinası, yok. Yoklar hanesine kayıtlısın. Şayka, senin dışarıda ne işin var? Hava alayım dedim, üstüme kapandı kapı. Annemler de geliyorlar. Macit hadi.
kahvaltı hazır Pelin Hanım. Günaydın. Günaydın. Bu sabah ilk benim sesimi duy istedim. Öyle oldu. Öğle yemeğine ne dersin? Öğle yemeği mi? Olur, haberleşiriz o zaman. Macit, seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Neredesin Macit? Herkese karşı çok yalnız bıraktın beni. Çok yoruldum. Baban, Pelin çok yordular beni. Pelin Erdinç'ten aldığı senetleri getirdi. Bizden bir ödeme planı çıkarmamızı istedi. Bu kadar borç nasıl ödenir bilmiyorum. Baban çaresiz durumda. Sen de bu borç benim borcum değil dedin. Macit, sen olmadan babam bu borcu ödeyemez ki. Anne, Demirhanlara da söyledim. Beni Neriman'a kavuşturan herkese borcumu ödeyeceğim. Ama babamın bunu bilmesini istemiyorum. Babamın bir an önce kendine gelmesi gerekiyor. Bu kadar rahat davranmasına katlanamıyorum. Ben de oğlum, ben de. Merak etme anne. Bu borcu ödemek için elimden geleni yapıyorum zaten. En çok da Pelin'e borçlu olmak canımı yakıyor. Günaydın Selim Bey. Günaydın. Size bugünün programını getirdim. Programda akşamki yemekle ilgili bilgi var mı? Tabii ki hayır. Yani bunu herkesin bilmesine gerek yok. Çok haklısın. Akşamki yemekle ilgili rezervasyonu sana bırakıyorum. Hay hay. Ama sonra ben burayı beğenmedim demeyin. Bu mümkün değil. Senin zevklerin konusunda hiç kuşkum yok. Şahika, bugün çok güzel görünüyorsun. İtiraf etmeliyim ki sizin için giyindim. Çok yakışmış. Çok sağ olun. Canım mı sıkkın senin? Ama bak bir şey diyeceğim. Sen öyle Şinasi'nin her dediğini kafana takma. Onun zaten kafası karışık bu ara. Tamam mı? Biliyor musun? Ben şimdi böyle sürekli aman aşık olayım, aşk istiyorum falan diyorum ya. Çevremdeki böyle aşk acılarını gördükçe yalnızlığıma da şükretmiyor değilim yani. Vallahi bak, nereden canım bir gün mutlu ol, üç gün acı çek falan fitil fitil gelsin burnundan. Yok canım, istemiyorum ben öyle bir şey. En kötüsü de kıskançlık. Kıskançlık, evet. Neriman da çok üzülüyor canım. Neden? En azından onun sevdiği adam yanında. Bense öyle kuru kuru hayaller kuran biriyim.
Yani öyleydim. Rüya. Sen Şinasi'ye aşıksın değil mi? Bilmem. Aşk değil de bir yakınlık duygusu belki de. Eğer Şinasi de isteseydi aramızda çok şey olabilirdi. Yani ben hep öyle hissettim. Neriman çok şanslı. Karşılıklı bir aşk yaşıyor. Asıl aşk bu. Yani duygularının karşılıklı olması. Neriman'ın o aşkı var ya, o aşkı. Dün bizi fena yanılgıya uğrattı yani. Ya Neriman aldatılmanın acısıyla yanıyor şu an. Macit Neriman'ı başka biriyle mi aldattı? Evet. İstiyorsan önce ayağa kalkacaksın. Kalk. Dünyanın tek eziği, tek zavallısı sen değilsin. Oh, senden sayamadığımız kadar çok var. Vallahi o kadar çok ki herkesin gözü alışkın senin gibilere. İnsanoğlunda bünyeler sağlam. Bu insanoğlu kendine batmayan iğneyi acıdan saymaz. Kimse seni umursamıyor Aslı. Git evimden, defol! İşte bu yüzden sen kendini umursamak zorundasın. Anladın mı? Kalk. Kalk kendine yardım et. Emre gerçekten ben buraya onun için... Oğlum gönder şu kızı! Çık dışarı! Emre bak ben gerçekten... Bırak! Emre ne yapıyorsun? Bırak beni! Bir daha sakın buraya geleyim deme. Bırak Aslı. Aslı, öyle eline her iğne battığında uyuyamazsın. Uyuyunca unutamazsın. Güzelim bunlar masal. Yok yok işte, öpünce geçmiyor anasını sattığın yaraları. Çok özledim kız. Sakın bir daha bana dokunma Emre. Eğer bir daha bunu yaparsan bu evden giderim. Niye? Sen benim karım değil misin? Değilim. Ben Kadir Han'ın hizmetçisiyim. Senin suçun yok be Aslı. Hadi kalk. Bir daha bu evden benden izin almadan dışarı çıkmayacaksın. Anladın mı? Ailemin yanına gittim Emre. Başka bir yere mi gittim? Dünya böyle be güzelim. Dünya zayıfları harcıyor. O zaman sen güçlü olacaksın. Kendini harcatmayacaksın Aslı. Ulan ben sana da... Senin ailene de abine de... Bırak! Ne yapıyorsun? Abime bir şey yapmadın değil mi? Oğlunu düşün biraz, yapma. Ya bırak anne ya! Bıktım ben bunun da kendisinden de ailesinden de... Emre! Tamam! Tamam. Anasının günahını torunuma çektirme. Sana da yatmak olsun da döşeğim taştan olsun. Kalk oradan. Torunumu üşüteceksin. Aslı, kendini düşünmüyorsan bebeğini düşün. Kalk Aslı, kalk! Biz senden bir iş istesek 40 dereden su getirirsin. Ne oldu? Anana mı kıyamadın şimdi kızım? Ne? Tövbe başımıza gelenler. Ne okulu kızım? Madem okul okuyacaktın, ananın evinde kalacaktın. Gelin oldun sen, gelin. Kanındaki bebekten utan. Ne bunlar? Ha? Ne bunlar? Ne bunlar? Ne yapıyorsun? Bırak, yapma, bırak. Ne bunlar? Nereden buldun? Ya benim kendi paramdı. Görür müsün? Hala yalan söylüyor.
Ya sen bir de yalan mı söylüyorsun utanma? Ya Ebra yapma, iki canlı. Ne var benim, ne istiyorsun? Nerede o adam? Ha? Eve erkek alıyormuşsunuz. Buldun mu burada da bir enayi? Defol! Nerede o adam? Defol. Adam nerede? Defol dedim! Defol! Defol dedim! Nerede? Nerede o adam? Aman. Anne yeter ya, yeter, yeter! Canım kardeşim, ben sonuna kadar senin yanındayım. Boşan o zaman. Boşan. Sana da yeğenime de bakarım. Sizi kimseye muhtaç etmem. Artık mutsuz olmanı istemiyorum. Ya sevmediğin, istemediğin bir adamla ömür boyu yaşamak zorunda değilsin. Hayatta herkes hata yapabilir. Ama bedelini ömür boyu ödemek zorunda değil. Sen de bu bedeli ömür boyu ödemek zorunda değilsin. Anne. Ben çıkıyorum. Asma abiyle mi buluşacaksın abla? Evet canım. Bak emin misin? Bir daha düşün. Git kızım git. Hayırlısıyla hallet şu işi. Abla bekle, beraber çıkalım. Ben de dışarı çıkıyorum. Hayırdır Aslı, sen nereye? Müzik okuluna anne. Abimle buluşacağım. Beraber avukata gideceğiz. Ne avukatı be? Ne oluyor size? Ben kararımı verdim anne. Emre'den boşanacağım. Aslı. Kızım bir daha düşün. Karnındaki doğmamış yavrunu düşün. Ona kim sahip çıkacak? Düşündüm anne. Bize Emre değil, ben sahip çıkabilirim. Hadi abla. Çocuklarıma ne oluyor böyle? Hoş geldiniz Feyza Hanım. Hoş bulduk canım. Ha Burcu. Sana bir kart vereceğim. Şu restoranda saat 2'de benim için rezervasyon yaptırır mısın canım? Tabii efendim. Kaç kişilik olsun? 10 kişilik. Peki efendim. Yalnız kulüp toplantım var. Misafirlerim çok kıymetli. Söyle onlara iyi hazırlansınlar. Aksilik istemiyorum, tamam mı? Peki efendim. Hoş geldiniz Feyza Hanım. Sen neden buradasın? Çalışıyorum. Bak canım. Neriman'ın ailesinden ve o faiz denilen adamın soyundan kimseyi bu şirkette görmek istemiyorum. Şirketin bu başıboşluğundan faydalanıyorsunuz ama bitti. Bakın Feyza Hanım, ben yalnızca işimin başındayım. Senin sülalenin tek bir işi var. O da yalan dolan. Zaten senin ailen kim ki, sen ne olacaksın? Şimdi böyle iki tane düzgün kıyafet giydim diye hanımefendi olacağım zannettin herhalde. Basitlik, sefalet nefesinden buraya doğru yayılıyor. Bana bak. Seni burada görmeyeceğim. Çekil şimdi. Evet, 10 kişi olacak. Saat 14'te. Yalnız masa özellikle D blokta olsun lütfen. Peki, teşekkürler. Macit Bey'e bakmıştım ama. Macit Bey toplantıda şarkıcı. Tamam, teşekkür ederim.
Alo, merhabalar. Bugün saat 14 için 2 kişilik rezervasyon yaptırmak istiyorum. Yalnız masa D blokta olacak. Selim Demirhan adına. Tamam, teşekkür ederim. Ben kimim ha Feyza Hanım? Tanışalım. Ay, bölmüyorum değil mi? Hayır, gel lütfen. Ya ben size şey diyecektim. Biz bu akşamki yemeği öğlen yesek olur mu? Bir sorun mu var? Ya aslında söylemeye utanıyorum ama... Ya ben bu akşam evden çıkmak için izin alamadım. Yani evde durumlar biraz gergin. Benim de geç gitmem sorun oluyor. Kızmadınız değil mi? Hayır. Tamam, öğlen gidelim. Ama başka bir akşam için yemek sözüm geçerli. Bugün saat 2 nasıl? Uygun. Tamam. O zaman görüşmek üzere. Çok heyecanlı bir yemek olacak. Aslı, lütfen gitme. Konuşmama izin ver. Gitme. Büyümüş sanki biraz. Nasıl oğlum, iyi mi? İyi görünüyorsunuz. Aslı. Ben çok düşündüm. Diyorum ki... Ayrı eve çıkalım. Ha, oğlumuz kendi evinde büyüsün. Tamam. Eğer istemezsen annem o eve hiç gelmez. Ha? Söz veriyorum ama bak. Söz veriyorum. Yeni bir sayfa açarız. Aile oluruz kız. Ha? Hiçbir şeyine karışmayacağım. Her şey sen nasıl istiyorsan öyle olacak. Akıllandım kızım ben. Ya sensiz... Olmuyor biliyor musun? Zor yani. Hem ben daha oğlumla top falan oynayacağım. Ya Aslı, bir sürü hayal kuruyorum. Bir şey söyle. Benim de hayallerim var Demi. Ya tamam işte, baştan başlarız. Sonuna geldik. Ne sonu Aslı, o ne demek? Ben senden boşanmak istiyorum. Ne boşanması? Gerek yok. Var mı? Aslı. Aslı, biz mutlu oluruz. Vallahi bak, mutlu oluruz. Yaz. Söz verdim be kızım, bir daha sana karışmayacağım. Annem de karışmayacak. Aslı ben iyi biri olacağım. İyi biri senin için. Lütfen. Beni bırakma. Emre. Ben ağlarken, sana yalvarırken, yapma derken sen bana acıdın mı? Pişmanım Aslı, pişmanım Aslı, pişmanım. Ben de pişmanım Emre. Bana tecavüz eden biriyle evlenmeyi kabul ettiğim için çok pişmanım. Biz seninle mutlu olamayız. Kötü birisin Emre. Senin iyiliğin yalan. Doğru bildiğin eğri. Ya ben sana çok inanmıştım. O binaya girdiğimizde bile hala sana inanmak istiyordum. Aslı affet. Aslı özür dilerim. Affetmiyorum.
Aslı, Aslı lütfen, lütfen, lütfen. Ben senin istediğin gibi biri olacağım. Sakın bir daha bana dokunma Emre. Sakın. Aslı. Gitme. Dün akşam senden çok etkilenmişler. Sahne için yeni bir gün istediler. Hesabı paraya yatırmışlar mı? Acil bir paraya mı ihtiyaç var Şinasi? Evet, birkaç gün sonra ödemem var. Hesabında epey para var zaten. Merhaba. Erken mi geldim abi? Hayır canım, hazırım ben. Hoş geldin Aslı'cığım, nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyiz. Pardon. Alo. Evet, benim. Aslı. İstersen bir kere daha düşün. Ben çok düşündüm abi. Artık bu evlilik tamamen bitsin istiyorum. Lütfen beni avukata götür. Tamam. B4 atölyesi kapasite artışına olumlu tepki vermiş. Bence diğer atölyelerde de aynı üretim planlama modelini uygulayabiliriz. Yani aşırı yükleniyorsun Macit. Yani bence dikkatli ol. Çok borcum var Özgür. İyi de bankalarla bir sorunumuz yok ki. Yani ödeme planına uyuyoruz. Boşu boşuna gerginlik yaratıyorsun. Sıkıntı bankalar değil Özgür. Sıkıntı Pelin. Pelin'e olan borcumu bir an önce ödemek istiyorum. Doğru, o var değil mi? Yalnız Pelin bir süredir ortalarda yok. Yani içimdeki gerilim attığında şöyle bir boşluk hissediyorum desem. Bir süre sesini çıkacağını düşünmüyorum. Umarım bu sefer ne demek istediğimi net olarak anlamıştır. Macit rüyası bitti. Macit'in gözünde sen bir hiçsin. Neriman gerçeğini kabullen artık. Neriman hayatta olduğu sürece sizin için mutlu bir son yok. Unutacaksın Pelin. Macit falan yok artık. Pelin Demirhan ben. Sizinle görüşmemiz gereken önemli bir konu var. Neriman, öyle bir şey duydum ki olay sonunda ama yani oh dedim artık. Ne oldu anlatsana. Sıkı durun, söylüyorum. Aslı. Ay, yoksa Kader Hanım'ın evine geri mi dönmüş? Ah çocuğum ne yapsın? Karnında çocuğu, alnında kara yazısıyla. Ne yapsın mı? Dirensin ala, dirensin. Her şeye he tamam demesin, dirensin. Neriman. Aman canım öyle dirensin, dirensin. Kolay mı o iş? Böylesi daha mı kolay hala? Tabii. Kader'in evinden çıkarsa olur. Gülter abla. Asıl kader diye yaşatılan zulme karşı çıkarsa kurtulur hala. Aslı boşanıyor. Ne? Ne diyorsun? Evet. Şinasi ile birlikte boşanma avukatına gittiler. Aferin Aslı'ya, işte bu kadar. Ay, ay, Zehra mahvolmuştur. Tüh tüh, mahvolmuş. Nasıl haber ama? Bomba gibi değil mi? Tarihim. Biz Macit'le barıştık. Kıskançlık defteri kapandı. Böyle sarıldık birbirimize. Hadi be. Sen ne zaman dışarı çıktın ki? Ben dışarı çıkmadım. Macit buraya geldi. Eve. Benim odama. Fahriye düşünebiliyor musun? Macit'le ben benim odamdayız. Şaka yapıyorsun. Hayır. Yapmıyorsun. Beni affettiğin için teşekkür ederim Nezahat. Annemin de selamı var. Seni çok görmek istiyorum. Bugün yarın ne zaman müsaitsen gidip görsek diyorum. Ama istiyorsan.
Eğer içinden gelmiyorsa gitmeyiz. Olur. Yani gideriz. Yüzüğü parmağında görünce çok mutlu olurum. Bir daha hiç çıkarmayalım, olur mu Nezahat? Olur. Düğün mü istersin, nikah mı? Fark etmez. Bence düğün yapalım. Davullar vurulsun, zurnalar çalsın. Eğlenerek neşe içinde evlenelim. Olur. Nüfus cüzdanın yanında mı Nezahat? Evet. O zaman telefonda söylediğim sürprizi söylüyorum. Hazır mısın? Beklemek istemiyorum ben. Yıldırım Niker'le bir hafta içinde evleniyoruz. Tabii sen de istersen eğer. Hem niye bekliyoruz ki? Sen de evlenmek istiyorsun değil mi? Evet. O zaman nikah işlemlerini hemen başlatıyorum. Yakında karım olacaksın Nezahat. Ben gideyim artık. Annem bekliyor. Sonra görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Nezahat, nüfus cüzdanını vermeyecek misin? Aha. Eve dönerken fotoğraf çektirirsen Necdet abiye uğrar alırım ben. Tamam, olur. Görüşürüz. Nezahat bacım. Kalbim, şimdi dönsek seninle. Ama nereye? Kime? Geride bıraktığın kimsen yok senin. O sesindeki çığlığı duymadı. Görmedi aşk diye diye eksildiğin günleri. Kalbim, o senin ömrüne yazılmamış bir cümle. Sen onun gözünde... Nezahat bacım. Demek ki öğle yemeği yiyeceksiniz birlikte. Hı? Aman da aman. Hazır mısın aşkım? Hazır hazır. Geliyor. Çok uzun yazma, geç kalacaksın bak. Nasılım? Fazla güzelsin yine. Neriman, benimle gel. Aşkım, benim işe gitmem lazım. Sana da iyi savunmalar, başarılar. Babam, benim birkaç saatliğine... Aslında sana bunu daha önceden söylemem gerekirdi. Bana söylemediklerin aramızda büyük bir dağ oldu kızım. Bugün söylediklerin dünün açığını kapatmaz. Düne ait diyeceğin de artık bugüne engel olmaz. Aramıza mesafe koyalı epey zaman oluyor. Siz buna büyümek, özgürleşmek diyorsunuz. Biz yaş ağaç, ham meyve diyoruz. Babam, benim aşktan başka yanlışım olmaz. Neriman, bırakacağın eli hiç tutma kızım. Benim gitmem gerekiyor. Bir gün bana kızsan,
100.000 yıllık yola da gitsen, dönüp kavuşacağın yer yine benim kızım. Beyza'cığım, ne iyi ettin bizi bir araya getirdin tatlım. Aslında önümüzdeki hafta buluşacaktık canım. Ama Elmas Hanım yurt dışına çıkıyormuş. Bugün ona borçluyuz yani. Ay Elmas Hanımcığım, yine mi İtalya? Sorma şekerim. Aynur ve Naz'ı çok ısrar ettik, kıramadım. Tekneyle nehir turuna çıkacağız. Erim her şeyi halletmiş. Gitmesek olmaz. Ay şahane. İtalya. Selim Bey değil mi? Hanımlar, ne oluyor öyle aranızda fısır fısır? Feyza'cığım, şu masadaki senin kocan Selim Bey değil mi? Yanındakini tanıyor musun? Pelin ona borcun olduğunu söyledi. Kızma. Sadece merak ettiğim için soruyorum. Evet doğru. Babamın şirketi olan borçları. Bir de Erdinç'e kaçırılmam karşılığında verilen 10 milyon dolar. Ödeyebilecek misin peki? Bunun için çalışıyorum. Peki Pelin ne olacak? Ben onun hep hayatımızda kalmasından korkuyorum Macit. Bilmiyorum. Bekleyip göreceğiz. Selim Bey, sizinle olduğum için kendimi çok mutlu hissediyorum. Ben de Şahika. Uzun zamandır gerçekten gülümsediğim tek kişisin. Bana unuttuğum birçok şeyi hatırlatıyorsun. Sizin unuttuğunuz, benimse hiç yaşamadığım. Aa, bu nedir? Senin için küçük bir hediye. Güzelmiş. Beğendin mi? Çok. Rica etsem siz takar mısınız? Feyza Hanım. Feyza. İkiniz de rezilsiniz. Biz... Sen kapa çeneni. Küçük. Bir bileklik. Bu senin fiyatın. Feyza lütfen. Sen dua et ki arkadaşlarım burada. Yoksa ikinizi de bu masaya devirmeyi bilirim ben. Selim de. Thank you.
bittin sen artık. Bittin. Selim Bey, çok üzgünüm. Üzülme. Senin suçun bu. Sorun yok hanımlar. Hanımefendi şirketimiz için önemli bir firma yetkilisi. Ben de kendisiyle birkaç kere karşılaşmıştım zaten. Yalan. Aldatılıyor yazık. Selim Bey'den de hiç beklemezdim yani. Size bir şey itiraf etmeliyim. Sizi ilk gördüğüm anda bir kere daha karşılaşacağımızı biliyordum. Öyle mi? Nasıl anladınız? Bakışlar. Bakışlarınız. Kaygısız kalamayacağım kadar derin gizemli ve de tanıdık. Bana her sabah aynada gördüğüm gözleri hatırlatıyor. Ama neyse. Buraya gözlerimi konuşmaya gelmedik değil mi? Hı? Yardımınıza ihtiyacım var. Tehlikeli bir konu. Ve riskli. Bingo. İkisi de ilgi alanım. Yüzüklerimizin içinde ismimizi yazmıyor. Neden? Daha güzel yazıyor çünkü. Beğenmedin mi? Beğendim. Sonsuza kadar. Sonsuza kadar. Benim sonsuzluğum senin yaşam dolu gözlerinde. Ölene kadar seninle. Ben de. Söyler misiniz Pelin Hanım? Benden tam olarak ne istiyorsunuz? Neriman'ın ölmesini. Thank you.
Akıyor.